Kanada Sağ Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu 3. gününe girerken ülkenin başkenti Kiev dahil olmak üzere birçok kentte çatışmaların şiddeti büyüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hemen hemen ülkenin tüm kentlerinde çatışmalar yoğunlaşarak artıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında olmak üzere tüm kentlerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Gündüz Ukrayna'ya hava harekatları ve roket saldırılarıyla operasyonlarını sürdüren Rusya, gece saatlerinde ise tüm yönlerden saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu ise Kiev'i Ruslara teslim etmemek için büyük bir direnç gösterirken, Kiev'in merkezinin hemen dışında her iki ülkenin askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Rusya tarafından Harkov'dan sonra Mariupol kentinde de kontrolün ele alındığı duyurulurken Rus ordusu Odessa kentine en çok deniz yoluyla saldırılar gerçekleştiriyor. Ukrayna'nın Chernigov şehrinde bulunan Ukrayna İstihbarat Servisine ait binaya 2 adet bomba düştü. Saldırı sonrası istihbarat binasında yangın çıktı. Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Harkov da devam ettiği kaydedildi. İki tarafın çatışma anına ait görüntüler amatör kameralara yansıdı. Rusya'nın Ukrayna saldırıları 3. gününde de devam ediyor. Ülkede bomba ve çatışma sesleri duyulurken Kiev'deki Julyani semtinde bulunan bir site binasına bomba düştü. Rusya'nın Ukrayna saldırıları 3. gününde de devam ediyor. Ülkede bomba ve çatışma sesleri duyulurken Kiev'deki Julyani semtinde bulunan bir site binasına bomba düştü. Dumanların yükseldiği binanın 4-5 katı patlamanın ardından zarar gördü. Saldırıda ölen ya da yaralanan kişi sayısına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yaptığı konuşmada Rusya'nın sivilleri hedef almıyoruz açıklamaları koca bir yalandan ibaret ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna'nın Harkov kentinde Rusya'nın saldırılarının ardına mahsur kalan Şanlıurfalı Sultan Dikeç, Türk yetkililerinden yardım bekliyor. Merhaba. Ben Sultan Dikeç, şu an Ukrayna'nın Harkov şehrindeyim, 20 yaşındayım. Karadeniz Üniversitesi'nde öğrenim görüyorum, hazırlık öğrencisiyim. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar devam ederken ülkenin Harkov kentinde mahsur kalan Sultan Dikeç ve arkadaşlarının kaydettikleri görüntüler aracılığıyla yetkililerden yardım istedi. İlk gün metrolara sığındık ama dün metrolar bombalandı. Biz o yüzden şu an yurdumuzun giriş katını sığınak haline getirdik. Gördüğünüz gibi camları kendi imkanımızla önce bantladık. Tahta parçaları koyduk, yastıklarla kapattık. Herhangi bir patlama anında camlar patlayıp bize zarar vermesin diye şu şekilde görüyorsunuz. Şu an yurtta yaklaşık 15 tane öğrenci var. Bunların 4'ü Türk, geri kalan 11 tanesi de Ukraynalı öğrenciler. Biz şu an bu koridorda kalıyoruz, 4 kişi. Evet, acil durumda yanınıza alabileceğimiz eşyalar sadece şu çantalar. Şu şekilde yani şu minderleri kullanıyoruz. Kanal Urfa Genel Müdürü Ferhat Özer'in ulaştığı Şanlıurfalı Sultan Dikeç yaşadıklarını anlattı. Erzak sıkıntısı tabii ki var. Çünkü savaş beklediğimiz bir durum değildi ve aniden olan bir şeydi. Biz markete gittiğimizde ilk evrede markete giremedik bile önündeki uzun kuyruklardan dolayı. Şu an sokakta hiçbir şey yok. Sokaklar sürekli böyle. Gece hiçbir şekilde sokakların ışıkları açılmıyor. Markete gittiğimizde sadece bir tane ekmek tek kalmıştı. Su yoktu, un yoktu. Hiçbir şekilde ihtiyacımızı giderebileceğimiz bir madde yoktu. Gıda maddesi yoktu. Ve biz 4 kişiyiz, sadece bir ekmek alabildik. Yani sürekli bombalar düşüyor üzerimize, sağımıza, solumuza. Ailelerimiz tedirgin, biz de tedirginiz. Görüntülerde Ukrayna'da okul okumak için geldiklerini belirten Dikeç, yaşadıkları zorlukları anlattı. Kalmayacağımızı da biliyoruz, kurtarılacağımızı da biliyoruz ama tedirginiz çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya geliyoruz. Ve
Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Savaş durumunda nasıl olursa biz de şu an o durumdayız. Yani bir yerden sonra kelimeler bile bitiyor hatta. Çünkü bir şey diyemiyoruz. Şu an tek tesellimiz konsolosluklardan ya da Dışişleri Bakanlığı'nın tarafından aranmak. Çünkü biz 4 kişiyiz ve 3 gündür hiçbir şekilde hiçbirimiz aranmadı. Çok yoğun olduğunu biliyoruz, farkındayız ama lütfen sesimizi duysunlar. Ellerinden geleni yaptıklarını biliyoruz ama lütfen daha fazlasını yapsınlar. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde bir temizlik işçisi Fırat Nehri'nde bir çocuk cesedi buldu. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde bir temizlik işçisi Fırat Nehri'nde bir çocuk cesedi buldu. Olay Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde yaşandı. Fırat Nehri'nin kıyısında temizlik yapan belediye işçisi Mustafa Uçar, suda bir ceset olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri güvenlik şeridi çekti. Cesedi kontrol eden ekipler suda bir bıçakla çocuğun bedeninde bıçak darbelerine benzer kesikler olduğunu tespit etti. Üzerinden 16 yaşındaki Ercan A. ismine ait kimlik çıkan ceset olay yerindeki incelemenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Aralarında Urfa'nın da bulunduğu Osmaniye Merkezi 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Adalet Teşkilatı mahrem yapılanmasının Osmaniye'deki sorumlularından olan Ahmet Kod adlı ÖY tarafından kullanıldığı tespit edilen operasyonel hatta ait HTS verilerinde çok yönlü inceleme yapıldı. İncelemeler neticesinde Adalet Bakanlığı bünyesinde icra müdürü, icra müdür yardımcısı, yazı işleri müdürü, zabıta katibi, infaz koruma memuru olarak aktif görev yaptıkları tespit edilen çok sayıda şüpheli şahıslara arama, aranma ve mesajlaşma yoluyla irtibat kurulduğu tespit edildi. Şahısların tespit edilmesinin ardından ekipler Osmaniye merkezli Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Konya, Antalya ve Kayseri'de eş zamanlı olarak Şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında AD, HK, HK, ET, FÇ, ÖÖ, ZK, HE, LOK, EM, BC ve HK isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan AD, HK, HK, ET, FÇ, ÖÖ, ZK, HE adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken LOK, EM, BC ve HK isimli şahıslar da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Benzin ve motorine gelen büyük zamdan sonra Şanlıurfa'daki sürücüler akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Akaryakıta zam geleceği haberinin ardından Şanlıurfa'da manzara değişmedi. 25 Şubat Cuma günü saat 16'dan sonra enerji, petrol, gaz ikmal istasyonları işveren sendikası EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre benzin ve motorine zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamada 26.02.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 61 kuruş, motorinde 1 lira 51 kuruş pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur denildi. Böylece benzin ve motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere %10'un üzerinde zam yapılmış oldu. Haberin ardından Şanlıurfa'daki sürücüler akaryakıt istasyonlarına adeta akın etti. Onlarca sürücü akaryakıt almak için istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sürücüler dakikalarca yakıt almak için bekledi. Müzik ve folklor araştırmacısı, ünlü bestekar Abdullah Balak vefatının 5. yıl dönümünde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gece ile anıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Şanlıurfa müziğini ve folklorunu dünyaya tanıtan merhum Abdullah Balağ'ı vefatının 5. yılında anma gecesi düzenledi. Anma etkinliğine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, Abdullah Balağ'ın arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Abdullah Balağ'ı anma gecesi halk oyunları gösterisiyle başladı. Sahnede Umut Arkat'ın gösterisi izleyicilerden tam not aldı. Sahneye çıkan minik çocuk ekiple halay çekti. Ekibe bir anda ayak uyduran minik çocuk gösterinin sonunda göğsünden Türk bayrağı çıkartması salonda alkış yağmuruna tutuldu. Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Zekeriya Ünlü ve Urfa Ahengi Müzik Topluluğu merhum Abdullah Balağ'ın eserlerini seslendirdi. Türk halk müziği sanatçısı Zekeriya Ünlü, Urfa folklörü ve Urfa müziğine çok büyük emeği olan Abdullah Balağ'ı rahmetle andıklarını dile getirdi. Urfa kültürüne, Urfa folklörüne çok büyük emeği olan Sevdasın derdi, gülü sevdi, bülbülü sevdi, insanları sevdi, Urfa'yı çok ama çok sevdi. Bir usta Abdullah Balağ'ın Sinek devriyesinde rahmetle, saygıyla büyük hocamızı, büyük ustamızı anıyoruz. Abdullah Balağ'ın eserlerinin seslendirildiği geceye emek veren herkese teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Bayuk, üstadı saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye'mizin kültür dairemizin düzenlediği muhteşem gecede hem Urfa Ahengi grubumuz, hem Emin Akbar Fok Balakçımız, hem de değerli sanatçımız Zekeriya Ünlü Beyefendi bizler de oldu. Hakikaten çok güzel bir gece oldu. Hocamın türküleriyle, folklora yaptığı derlemeleriyle gece muhteşem geçti. Ben de buradan hocamı tekrar rahmetle, sevgiyle, saygıyla anlıyorum. Gecede merhum Abdullah Balağ'ın yeğeni Abdullah Balak ve sanatçı Zekeriya Ünlü'ye plaket verildi. Feleksen ne Feleksen, Fadile, Eminem, Cemilem, Kardeş Dala Konaram, Ceylan gibi birçok bestenin yazarı olan Abdullah Balak, İbrahim Tatlıses başta olmak üzere birçok ünlü sanatçıya beste verdi. Ceylanpınar ilçesinde Jandarma Özel Harekat Timleri'nin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleriyle Jandarma Özel Harekat Timleri ve 90 jandarma belirlenen 20 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Bazı adreslere koçbaşı kullanarak giren ekipler 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Dedektör köpeğin de bulunduğu aramalarda 40 gram eroin, 50 gram toz esrar, 50 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in açıklamış olduğu 2021 yılı illerin yüz ölçümü verilerine göre 780.043 kilometrelik alana sahip olan Türkiye'de en büyük alana sahip iller bir kez daha açıklandı. Buna göre Türkiye'de en büyük iller arasında Şanlıurfa 7. sırada yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu 2021 yılı illerin yüzölçümü verilerine göre 780.043 kilometrelik alana sahip olan Türkiye'de en büyük alana sahip iller bir kez daha açıklandı. Türkiye'nin en büyük yüzölçümü 40.838 kilometre kare ile Konya olurken Şanlıurfa'da 19.242 kilometre kare ile 7. sırada yer aldı. İşte Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip illeri. 1. Konya 40.838 km2, 2. Sivas 28.164 km2, 3. Ankara 25.632 km2, 4. Erzurum 25.006 km2, 5. Van 20.921 km2, 6. Antalya 20.177 km2 ve 7. Şanlıurfa 19.242 km2.
Şanlıurfa'da fıstık ve zeytin fidanları ekim sezonunun başlamasıyla beraber çiftçiler tarafından toprakla buluşturulmaya başlandı. Şanlıurfa'da fidan satış noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Bağ ve bahçelerinde bakımlarını yapan vatandaşlar yeni alanlara meyve fidanları dikmek için harekete geçti. Ekim sezonunun başlamasıyla fidan satış noktalarına giden çiftçi ve vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Burada daha çok iklim şartlarına uygun olan zeytin ve fıstık fidanlarını alan vatandaşlar araçlarına yükleyerek kırsal mahallelerine götürdü. Türüne ve boyuna göre 3 liradan başlayan fıstık ve zeytin fidanları 30 liraya kadar çıkıyor. Fidan yetiştiricileri 2022 yılı fidan ekim sezonunun başladığını belirterek arazilerine fidan ekecek olanların fidanlarını bir an önce temin etmesi gerektiğini söyledi. Köye götüreceğiz. Mecbur arazilerin yeşil olması daha güzel. Bir de bir geliri de oluyor genellikle. Aldık işte, eksiklerimizi tamamladık. İnşallah gidip bundan sonra ekeceğiz. Nasıl diyeyim, zaten bundan sonra artık bundan sonra gittikçe geç olur yani. Çünkü yağmurun son zamanları yani bir iki defa daha yağmur yağar veya yağmaz. Bunlar mesela yağmur ekelim ki kendini tutsun artık yani. Bundan sonra zaten toprak gittikçe kurulayacak yani. Halilye Belediyesi bünyesinde yer alan Ahmet Yesevi Millet Evi'ndeki kurslar ile meslek öğrenen kadınlar hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de verimli zaman geçiriyor. Halilye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında bulunan Ahmet Yesevi Milletevi, kadınların meslek öğrendiği bir merkez haline geldi. Millet evine geliyorum. Yaklaşık 2 yıldır buradayım. Pike takımları yaptım. Çantalar yaptık, namazlıklar yaptık. Kapı süsleri yaptık, tamo çalışmaları filan yaptık. Merkezde bulunan el sanatları, kuaför, okuma yazma, dikiş nakış ve Kur'an kurslarına katılan kadınlar, uzman eğitmenlerden teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor. Bu kurslarla meslek öğrenen kadınlar hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de verimli vakit geçiriyor. Uygulamalı eğitim alan kadınlar, kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları halinde ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın sahibi oluyor. Kadınlar kurslarda eğitim görürken çocuklarsa kendilerine ayrılan oyun alanlarında gönüllerince eğleniyor. Öte yandan Halilye Belediyesi tarafından Güçlü Kadın Güçlü Toplum sloganıyla hizmet veren kurslara kayıtlar devam ediyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ Karayolu'nda havadan yapılan denetimlerde 11 araç sürücüsüne 4.694 TL idari para cezası kesildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ Karayolu'nda havadan denetim yaptı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021-2023 Karayolu Trafik Eylem Planı kapsamında Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Elazığ Karayolu üzerinde havadan trafik denetimi yapılmıştır. Yapılan denetim sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 11 araç sürücüsüne 4.694 TL idari para cezası uygulanmıştır. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla Harran Belediyesi ekipleri merkez ve kırsalda halkın ihtiyaçlarına cevap veriyor. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla Harran Belediyesi ekipleri merkez ve kırsalda halkın ihtiyaçlarına cevap veren çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Birçok noktada eş zamanlı başlatılan çalışmalar kısa sürede tamamlanırken yıllardır hasret kaldıkları hizmete kavuştuklarını belirten mahalle sakinleri duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Özyavuz ve ekibine teşekkür etti. Genellikle bugüne kadar öyle bir hizmet daha görmedik.
Bozceylan Mahalle Muhtarı Ramazan Yeşildağ, Bağlıca Mahalle Sakini Adnan Yıldız ve Umutlu Mahalle Sakini İbrahim Alban yaptıkları açıklamalarda Başkan Özyavuz'un göreve gelir gelmez yaşadıkları sorunların çözümü için çalışma başlatıldığını ve bu çalışmalarla birlikte tüm sorunlarının tarihe karıştığına dikkat çekti. 60 yaşını geçtim. Bugüne kadar böyle bir hizmeti de ilk olarak kavuşuyoruz. Allah razı olsun genç başkanımız ve genç olduğuna göre ve daha da ileriye atıklı bir kişi olarak Mahmut Özyavuz genellikle artık bu ovanın evladıdır. Yani hani bizim deyimimizle ben zıt olarak yani ben kendine karşı muhalif olarak söylüyorum bunları. Yani seçimde kendi seçimde kendi yanında kendi tarafında değildim, karşı taraftaydım ben. Evet. Yani gelecek zaman neyi gösteriyor Allah bilir inşallah nasip, her şey nasip, kısmet. Ama ona rağmen çalışmalarda tabii ben onu takdir ediyorum. Gördüğümü dile getiririm. Tabii. Yani gözle görülür bir değişim her anda oldu ya. Yani. Genç başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Her köye, her eve ulaşmak istediğini ve gelecek seçime kadar hiçbir evin hizmetsiz kalmayacağını vaat etti ve sözünü de yaptığını biliyoruz. Herkes görüyor yani. Daha öncesinde hiçbir hizmet görmediniz mi efendim? Efendim daha önce böyle bir hizmet görülmedi. Ama genç başkanımızla, Mahmut Özyavuz başkanımızla böyle bir hizmete tüm köylerimiz, tüm halkımız kavuştu yani. İnkar edilmesi mümkün değil. Her köyde hizmet aynı şekilde yapılıyor efendim. Tüm köylere... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında mahsur kalan Türklerden oluşan ilk kafile Edirne Hamza Beyli sınır kapısına ulaştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarından ilk grup Ukrayna'ya sınırı olan Moldova üzerinden yola çıkarak Türkiye'ye geldi. Rus ve Ukrayna savaşının mağdurları Türk vatandaşlar Hamza Beyli sınır kapısından giriş yaptı. Türkiye'ye gelen kafiledeki vatandaşlar yaşadıklarını anlattı. Abi bu Ukrayna çok var problem. Yani büyük savaş Ukrayna var. Putin huylu. Yus elik copy children dead. Ukrainian TV. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği bir dakikada Şanlıurfa'yı anlat video yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin her Şanlıurfa Belediyesi tarihinde video sunumlarımız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 1 dakikada Şanlıurfa'yı anlat video tasarım yarışmasında Suruç 100. yıl ilkokulu öğrencisi Zeynep Nida Çakmağ'ın hazırladığı video birinci seçildi. Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrenciler Şanlıurfa'nın tarihi doğal güzellikleri ve kültürünü hazırladıkları 1 dakikalık videolarla tanıttı. Başkan Beyazgül ve katılımcılar dereceye giren öğrencilerin hazırladığı video görsellerini izledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın tarih ve kültürünün tanıtılması amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti. Bir de daha gerçekten güzel anlatmışlar, çiftliklerimizi anlatmışlar, ciğerimizi anlatmışlar, balık gözümüzü anlatmışlar, göbek yapımızı anlatmışlar. Bir de daha bunları anlatmak çok zor ama onların gönüllerinde en güzeli çıkarmışlar, sahneye koymuşlar. Çocuklarımız bir yana yetenekler ortaya koyarken, diğer bir taraftan da ufayı tanımış oluyorlar. Biz ne kadar tanıtırsak tanıtalım, onların farklı bir gönülle, farklı bir gönülle ufayı tanıtmaları
bizim için çok önemli. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, dereceye giren öğrencilere ödüllerini vererek minik öğrencilerle yakından ilgilendi. 200 öğrencinin katıldığı 1 dakikada Şanlıurfa'yı anlat video yarışmasında Suruç 100. yıl ilkokulu öğrencisi Zeynep Nida Çakmak birinci olurken Osmanlı Ortaokulu öğrencisi Eyüp Kadir Çağlayan ikinci, Ahmet Erseven Ortaokulu öğrencisi Ceren Vildan Erarkadaşsa üçüncü oldu. Yarışmada Nujinda Fıratan, Seher Kırmızı Kılıç, Yağmur Almak, Ümmü Gülsüm Hançer, Elif Buse Taş ve Elif Sapmaz mansiyon ödülüne layık görülürken Emine Güler ise jüri özel ödülü aldı. Spor haberleriyle devam ediyoruz. Şanlıurfa Spor'a geçen hafta kendi evinde oynadığı Amespor maçında taraftarlarına neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 16 bin TL para cezası kesildi. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfa Spor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan taraftarların çirkin ve kötü tezahürat etmeleri nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16 bin TL ceza verildi. Sarı Yeşilli ekip ligin 26. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Amespor maçını 2-1'lik skorla kaybederek haftayı puansız tamamlamıştı. Karşılaşmada taraftarların neden olduğu saha olayları ve kötü tezahüratlar gerekçesiyle PFDK'dan para cezası geldi. Ceza şimdi kaçırır. Türkiye Bokeh Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Şehitleme Sizen Türkiye Dart Şampiyonası sıralama turnuvaları 4. ayak bölge turnuvası sporcuların katılımıyla Şanlıurfa'da yapıldı. Türkiye Bahçe Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası sıralama turnuvaları 4. ayak bölge turnuvası Şanlıurfa'da başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan turnuvanın ilk gününde 293 sporcu yarıştı. Türkiye'nin çeşitli illerinden kente gelen sporcular Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın tesislerinde turnuvalara katıldı. Yıldız kız erkek, genç kız erkek ve büyük kadınlar, büyük erkekler kategorilerinde toplam 293 sporcu kıyasıya mücadele etti. Şanlıurfa'da 2 gün sürecek olan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası sıralama turnuvaları 4. ayak bölge turnuvasına 586 sporcu katılacak. Turnuvanın ilk gününde Yıldız Kızlar kategorisinde 1. Merve Gayretli, 2. Ceylan Özcan, 3.'lüğü de Ravza Demir ve Hayrun Nisa Gülonkur kazandı. Yıldız Erkekler kategorisinde 1. Muhammed Emin Üstün, 2. Sadun Arda Demirkoç, 3.'lüğü ise Mehmet Öztokmak ve Süleyman Can Durmuş paylaştı. Turnuvada Yıldız Kızlar kategorisi ile Yıldız Erkekler kategorisinde dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi. Türkiye Bahçe Bowling ve Dart Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Gidiz Kalkan, Şanlıurfa'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde 293 sporcunun yarıştığını belirterek, burada derece alan sporcuların bölge ve ustalar turnuvası sonucunda milli takım turnuvalarına katılacağını söyledi. Türkiye Dart Şampiyonası'nın 4. ayağı burası. Şanlıurfa bir bölgemiz, bölge maçı burası. Bugün katılım şu anda 3 bölgenin en yükseği Şanlıurfa'da. 293 sporcunun katılımı var. Mevcut sporcular 293 kişi. 2 gün sürüyor müsabakalarımız. Yıldız kızlar erkekler, genç kızlar erkekler ve büyük kadınlarla erkekler branşında 6 kategorimiz var. Bu kategorilerle müsabakalarımızı yapıyoruz. 6 ayak sürüyor. Buradan dereceye girenler madalyalarını, kupalarını alıp toplamda da puanlarını alıyor. Sene sonunda da Türkiye Dart Şampiyonası'nın finallerinde ustalar turnuvasına katılıp milli takım yoluna gidiyor. Derecesi olanlar, olmayanlar orada bütün puanlamayla birlikte belirleniyor. Şanlıurfa'da da katılım şu anda en yüksek bölgemiz. Türkiye Bahçe Bowling Dart Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Halil Durmuş ve An Milli Sporcu Dart Hakemi ve Dart Antrenörü İsmail Demir turnuvanın Şanlıurfa'da yapılmasından memnun olduklarını söyledi. Sporcu yarışmakta top yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde dart sporu konusunda 2017 yılında Şanlıurfa'da başlatmış olduğumuz dart sporu şu an git giderek bir
çığ halinde büyümeye başladı. Neticede şu an geldiğimiz duruma baktığımız zaman 11 tane kulüp sayısına ulaştık ve 1500 civarı bir lisansa sahibiz. İsmail Demir, milli sporcu, dart antrenörü ve aynı zamanda dart hakemi İsmail Demir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin lisanslı sporcusuyum. Dart sporuna 2013 yılında başladım. Hedefimiz hakem olsak da arka planda hani baktığımızda düşüncemiz, hedefimiz önceki haftalarda yaptığımız, verdiğimiz emeklere göre şu an burada 2 günde 48 madalya dağıtılacak. Bizim il olarak, Şanlıurfa olarak hedefimiz 24 madalyayı %50 bir başarıyla, en az, en kötü başarı, en kötü hedefimiz, en düşük hedefimiz olarak 24 madalyayla kapatmak istiyoruz ve tabii ki daha fazlasını yapacağız inşallah. Değerli izleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın.